Dünkü korona tablosunda bin ilk yaşandı. İl bazında vaka sayıları açıklandı. Harita bu efendim. Hesap yöntemi ise şöyle. Kentlerde yaşayan her 100 bin kişi içinde koronalı vaka sayısı belirtiliyor. Örneğin İstanbul'da yaşayan her 100 bin kişiden 60'ı koronalı. Ankara'da 35,5. İzmir'de ise 44'ü hasta. İl il her kendinin sonucu var şu anda bu gördüğünüz tabloda. Biz ise ayrı bir tablo daha yaptık. İlk beşleri sıraladık. Tablomuzun sağ tarafında nüfusu fazla olduğu için vaka sayısı fazla olan ilk beş il var. Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un birinci sırada olması aslında gayet normal. Sonrası çok normal değil. İkinci sırada Samsun'un yer alması dikkat çekici mesela. Karadeniz'in en kozmopolit kentlerinden biri olan ve geçiş noktası özelliği bulunan Samsun için bu sıra ikinci sırada olması korkutucu. Konya Anadolu'daki bir başka geçiş noktası salgının başından beri de vaka sayısı hep yüksek seyretti Konya'da. Hemen arkasında da Ankara ve Antalya takip ediyor. Vaka sayısı bakımından 4 ve 5. sırada. Gelelim vaka yoğunluğundaki ilk 5'e. Buraya baktığımızda nüfus oranına göre en çok koronalı iller sıralaması dikkatinizi çekmiştir. 5 ilin tümü Karadeniz bölgesinden efendim. Tesadüf olmasa gerek sırasıyla Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun Doğu Karadeniz'in yay oluşturan birbirine komşu kentlerinin alarmının rengi kırmızı. insanlar yani dikkat etmiyorlar. Her ilde durumun aynı olmadığını açıkça görebiliyoruz. Bazı illerde vaka sayıları 100 binde 10 düzeyindeyken bazı illerde 100 binde 288 gibi. İstanbul'da 60,19, Trabzon'da 228,02, Şırnak 7,82. 81 ilin 100 binlik dilimdeki vaka sayıları artık haftalık olarak harita üzerinde açıklanmaya başlandı. Peki haritadaki bu rakamlar bize ne anlatıyor? Artık il il vaka sayıları haftalık olarak 100 binlik dilimle açıklanacak. Peki bu nasıl olacak? Örneğin İstanbul. Bakıyoruz 15 milyon 634 bin 257 nüfus var. Haritadaki sayısı ise 60.19. Peki vaka sayısı nedir? Nasıl hesaplanacak? Hemen birlikte hesaplayalım. 15.634.257 çarpı haritadaki sayımız 60.19 bölü bin Çıkan rakam 9.410. İşte bu haftalık vaka sayısı. Ve Ankara. Vaka sayısı nedir? Hemen hesaplıyoruz. 5 milyon 663 çarpı haritadaki sayımız 35.49. 100.000'e böldüğümüzde haftalık vaka sayımızın 2009 olduğu ortaya çıkıyor. Vaka haritası iller arasındaki farklılıkları da gözler önüne seriyor. 100.000'lik dilime göre en az vakanın olduğu il Şırnak. En fazla vakaysa Trabzon'da. Ve Şırnak. Nüfusu 537.762. Haritadaki sayısına baktığımızda 7.82. Evet hemen hesaplıyoruz. 537.762 çarpı haritadaki sayımız 7.82 bölü 100.042. Haftalık vaka sayısı 42. Vaka sayısında en yüksek oran Doğu Karadeniz'de. Koronavirüs Türkiye'de en çok Karadeniz bölgesinde görüldü. Trabzon 228,02 ile zirvede yani hafta boyunca kentte 1842 koronavirüs vakası tespit edildi. Onu Rize, Ordu, Trabzon ve Tokat takip etti. İnsan onu sorumsuz. Görüğünde horan çekiyor millet. Ama niye, niye? Çünkü kimse maske takmıyor, mesafe yok. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görevli bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'ye göre Doğu Karadeniz'deki yüksek vaka sayılarının sebebi geniş aile geleneğinin pandemi sürecinde de bırakılmaması. Trabzon'da bu konuda en fazla vaka sayısının görüldüğü il. Biz aile içi bulaşmaların Covid'de çok fazla yoğun yaşandığını görüyoruz. Aynı aileden 8-10 kişi, 15 kişiye aynı anda hastalananlar var. Rakamlar il il açıklandı. Şimdi top artık il hıfzı ha kurullarında. Her il kendi kararını kendisi alması bu haritaya bakıldığında bence makul bir strateji. Herkes kendi durumunu kendisi değerlendirir. İl hıfzı sağlığı kurulları Buna göre e, kararları alabilirler. Bu arada mutasyon virüs sebebiyle filyasyon süresi de değişti. Bundan böyle Danimarka, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'dan gelenlerde son 72 saatte yaptırılan PCR yeterli olmayacak. 14 gün karantina zorunlu.